İyi geceler. Şanlıurfa ilimizin ilçesi Suruç'un hemen karşısının tarihi adı Aynül Arap. Kürtler oraya Kobani diyorlar. Kobani'de bir süredir akıl almaz işler oluyor. İşit adıyla anılan bir güruh neredeyse bir aydır Kobani'yi kuşattı. Kenti teslim almak için elinden geleni yapıyor. Önce kadınlar, yaşlılar ve çocuklar terk etti Kobani'yi. Daha sonra eli tutamayan herkes. Kobani ve çevresinden 200 binden fazla insan bir süredir mülteci olarak Türkiye'de. Geri kalanlar ölüm kalım mücadelesi veriyorlar. Amerika uçaklarıyla IŞİD mevzilerini bombalıyor. Kobani'nin yerlisi olan çarpışanlara havadan silah takviyesi de yapıyor Amerika. Türkiye'de müttefikleri istedi diye sınırlarını açtı. Peşmergelerin Irak'tan gelip Kobani'ye geçmesine izin verdi. Şimdiye kadar milyonlarca lira da Türkiye Kobani için. Akıl almaz işler oluyor dememin sebebi de bu. Kobani IŞİD'in eline geçmesin diye maddi manevi pek çok şey yapmasına rağmen Türkiye yine de suçlanıyor. Suçlayanların en büyük kanıtı da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın neden Kobani'de Halep veya Humus değil diye sorması. Oysa o soruyu sormak kafası çalışan herkesin görevi. IŞİD aylardan beri Irak ve Suriye'de ne kadar önemli mevzi varsa hepsine saldırdı, saldırıyor. Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u bile aldı. Şimdilerde de Halep'e ve Musul'a saldırıyor. Şu ana kadar su ve petrol kaynağı bölgelerin çoğunu ele geçirdi IŞİD. Ele geçirdi ama ne öncesinde ne saldırırken ne de sonrasında kimselerden pek itiraz sesi çıkmadı. O yerlerde yaşayanların yardımına koşan da olmadı. Halep'e de, Humus'a da kimse yardım etmiyor. Varsa yoksa Kobani. Cumhurbaşkanı işte bu sebeple neden diye soruyor. Yoksa meramı Kobani'nin önemsiz olması değil. Halep'te, Humus'ta önemli ama neden işit oralara da saldırdığı halde kimse Halep'lilerin yardımına koşmuyor. Neden gerçekten? Galiba Cumhurbaşkanı da pek çoğumuz gibi bu işin içinde başka bir iş olmasından kuşkulanıyor. Amacın Kobani'nin kurtarılmasından ibaret olmadığını düşünüyor olmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Belki Türkiye ile ilgili bazı planlarla irtibatlı görüyor. Belki bölgenin yeniden dizaynı ile ilgili görüyor ve bu işin bizi işin içine katmadan Türkiye'ye rağmen ve muhtemelen Türkiye'nin hesaplarını bozacak biçimde yapılmasından rahatsız. Belki barış sürecinin bile bu gelişmeden olumsuz etkilenebileceği kanaatinde. Haklı olabilir mi Cumhurbaşkanı? Bence kuşkularını ifade etmede yerden göğe kadar haklı. Akıl almaz bir işi aklın alabileceği bir hale getirmek her şeyden önce şart. Hepinize iyi geceler diliyorum.